Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videom biraz geç geldi. Üniversite eğitimleri gereği biraz geç yüklemek zorunda kaldım. O yüzden kusuruma bakmayın. Hemen başlayalım ne yapacağımıza dair. Ben bu sefer ekranı hazırladım. Yazı da hazırlamadım. Kısa tutmak için videoyu dediğim gibi. Daha önce de söylediğim gibi. Yani bugün yapacaklarımız örnekler çözmek. Bugüne kadar gördüklerimiz hakkında örnekler çözmek. Biz bugüne kadar neleri gördük? If else'i gördük. Ya işte döngüleri gördük. Switch case'i gördük. Yani işte for döngüsü, while döngüsü, goes döngüsünü falan gördük. Ve bunlarla beraber aynı zamanda continue komutunu, işte break komutunu ve bu tarz şeyleri gördük. Daha sonra veri tiplerini gördük. Integer, char veri tipleri, işte char'da diziye küçük bir giriş yaptık. Char dizisine. Ama daha sayısal dizilere girmedik. Onlara da nasip olursa girmeyi düşünüyorum ileriki zamanlarda. Yani bu dersten sonraki derslerde. Bakalım neler olacak, ne şekilde ilerleyeceğiz. Hemen başlayalım o zaman ilk örneğimizle. Üniversite sınavlarında, programlama dersi sınavlarında sorulmuş ve sorulabilecek olan bir soruyu sizlere çözmek istiyorum. Cevabı aslında sizin vermenizi isteyeceğim. Ben ilk önce kodlayacağım. Sizin videoyu durdurup düşünmenizi isteyeceğim. Daha sonrasında ekran çıktısını hep beraber göreceğiz. Ben biliyorum ama tabii cevabın ne olduğunu. Hemen başlayalım o zaman. İlk önce integer yazalım. Integer i diyelim. Eşittir sıfıra tanımlayalım. Neden bunu yaptım? Çünkü döngü kullanacağım. Döngünün içinde i buraya yazmadım. Şöyle yapacağım. Mesela i küçüktür. 12. I 1 artsın. Şimdi bunun içine çok güzel bir şey kullanacağız. Şaşıracaksınız. If'i böyle kullanıldığını belki ilk defa görüyor olabilirsiniz programlamaya yeni başlayanlar için. I normalde artı artı döngünün içinde tekrar kullanıldığında ne olur? Bakalım. Yani şöyle yapacağız. Bunun çıktısı ne olur diye ben size soracağım. Haberiniz olsun. Şöyle yapalım. Evet. Şuraya eşit eşit 5 diyelim. 5 diyelim. Buraya hemen print f. Şuraya diyelim ki %d. %d. Şuraya da slash n koyalım. Şuraya da tabii yazmayı unutmuyoruz. I koyuyoruz. Hemen buraya else'imizi koyuyoruz. Else'nin içinde de if kullanıyoruz. Çok güzel olacak. Bunları belki ilk defa görüyorsunuz. Burada i'nin modunu alacağız. Modu biliyorsunuz, söylemiştim size. i'nin modunu alacağız. Evet, ama kaça göre modunu? 2'ye göre. Ve bu 0'a eşit olursa break diyelim. Ve buraya gelelim. Else if koyalım. Burada i mod 3 dediğimizde bu sıfıra eşit olduğunda continue. Evet. Şimdi buraya bir else koyalım. Ve buraya printf %d koyup tekrar slash n koyup buraya şu şekilde hemen yazalım. Şimdi size soruyorum. Bu programın çıktısı ne olur? Hemen videoyu burada duraklatın. Bir cevap verin kendinize. Yani benim için değil. Kendinize bir cevap verin. Eğer verdiğiniz cevapla biraz sonra ekran çıktısı aynı olursa tebrik ederim. Şu ana kadar gerçekten güzel ilerlemişiz demektir. Biz bir kontrol edelim o zaman siz düşünürken. Biz burada ne dedik? Integer sıfırdan başlayacak 12'ye kadar gidecek. Tamam. 12'ye kadar gidecek. Çok güzel. Bunu anladık. İçin demekti. Dedik ki bunun içinde 1 artıyordu. İ sıfırdı. Diyelim ki 1 oldu. Bir daha artı 2 oldu. Topladık 3 oldu. 5'e eşit oldu mu? Hayır. O zaman bunluk bir işimiz yok. If'in içine bakmayacağız. Yani bunlar normalde şurada.
Tabii. Aynen. Beşe eşit olduğunda yaz diyeceğiz. Şu şurada kalsın şöyle. Else'ye geldiğimizde else'nin içinde eğer yani 5'e eşit değilse bu işlemleri yap demek bu olanlar. Else yani eğer 5'e eşit değilse gel burada diyelim ki neydi? 3'tü. 3'ün 2'ye göre modu kaçtır? 0 mıdır? Değildir. O zaman else 3'e göre modu 0'dır. Evet devam et. 3 ekrana yazmayacak o zaman. Evet onu atla dedik çünkü. Yazabilir. Bilemiyorum. Siz düşünün yani. Evet. Burada dediğim gibi 3 oldu. 3 geldi. Daha sonra yukarıya. O zaman hatta 2 geldi diyelim biz. 3 olsun. 4 olsun. 5 olsun. 5 olduğunda buraya yazsın. Bu arada 1 de yazacak ekrana. 1'i de ekrana verecek. Ben söylemiş olayım. Yani 1'i hesap edin. 1 içinde olsun. Biz kontrol edelim. Tekrardan 1 dedik. 1 ekrana yazılacak. Onu alın yani. 3 alır mı almaz mı bilmiyorum. Ama 3 2 idi. 2 burada oldu 3, burada oldu 4. 1 topladık 5 oldu. Burada 5 olduktan sonra bir şey yap demişiz biz. Acaba ne demişiz? Eğer değilse bunlara girmeye gerek kalmadı artık. İşte 2 idi. Tekrar girdi 3 oldu. 4 oldu. Pardon 3'tü. Girdi 4 oldu. 5 oldu. Topladık 6 oldu. Buna eşit değil. O zaman else'ye gireceğiz. Evet. Burada da bir şeyler oluyor. Yani ekran çıktığımız aslında şöyle söyleyeyim hemen kısaca. 1, 5, 7, 9. 1, 5, 7, 9 var mı? Bir bakalım. 9 da olması lazım. 9 da olması lazım. Ama şurada 9 bakıyorum. Burada oluyor. Burada olmuyor. O yüzden 9 almayacak. 11 alacak. Aynen. 11 de sıkıntı olmuyor. Çalıştıralım ve görelim. Main tamam. Ders 6 diyelim. Tamam çok güzel. Evet 1, 5, 7, 11. Çok güzel bir sorudur. Bunu yazın örnek olarak bir kenarda dursun. Şimdi hemen kısa geçmek için ilk örneği uzun tuttum size anlatarak açıklayarak. İkinci hemen örneği uzun geçmeyeceğim, kısa geçeceğim. Hemen başlayalım o zaman. Integer average olarak hemen average diyelim hemen tanımlayalım. Hatta biz bunu direktman float yapalım. Şuraya gelelim integer toplam yani sum değerini tanımlayalım. Bunu da sıfıra eşitlesek çok güzel olur. Buraya gelip hemen integer weight 1 yani genişlik İngilizcenizde biraz gelişmiş olur hem. Weight 2 olarak tanımladım. Burada ne yapacağım? Neden böyle bir şey yaptım? Hemen geçelim. Printf. Yani burada değer gir. Birinci değer gir diyelim. Scanf'le hemen okutalım. Yüzde D'mizi yapalım. Burada D'mizi koymayı unutmayalım. Burada fake 1 yapalım. Burada yanlış girdiğimizde sorun olur. O yüzden dikkat ediyoruz. Burada ne yapacağız? Hemen şunu yapalım. Sum hemen sum eşittir sum artı weight 1. Burada ne yaptık? Sumla weight 1'i toplayıp sum'ın içine attık. Yani matematiksel olarak böyle bir şey aslında imkanlı mı, imkansız mı bilmiyorum. Biliyorum aslında ama siz düşünün. Çünkü bu soruyu size soruyorum ben. İmkansız. Yani bunlar burada sadeleşir. Sumlar gider yani. Weight tek başına kalmaz. Yani öyle bir şey olamaz. O zaman şöyle yapalım. Weight, sıfır, weight 1 sıfır eşit olur. Öyle bir şey de olmaz. Yani hani şey de olmaz. Ne diyorlar ona? Programlamada yazılımda olmaz. Hemen geçelim. Printf ikinci değer. Tekrardan değer scanf tekrardan burada tekrardan yüzde de ve weight 2 dedikten sonra
Hemen geçelim, tekrar aynı işlemi yapacağız. Sum eşittir. Sum artı weight 2. Burada bunu yaptık. Şimdi burada ne yapacağız? Integer avaragi eşittir. Sum bölü 2.0. Burada da ekrana printf %d'mizi koyalım. %d'mizi koyalım. Burada aynı. Bakalım ekran çıktığımız ne olacak? Biraz düşünün. Ve şu an sizin düşündüğünüzü sanıyorum. Öyle düşünüyorum. Ve ekran çıktısı normal bir ortalama işlemi. Bunu söyleyeyim size. Normal bir işlem. Mesela ne yapalım? 8, 5. Ne yaptı? Değer vermedi bize. Nerede hata yaptık? Bir bakalım hemen. Normalde 6.5 vermesi lazım. 13 olduğu için 2'ye böldüğümüzde. Bir bakalım nerede hata yaptık. O zaman hemen şöyle bir düzeltme yapalım. Matematiksel olarak. Daha önce gösterdiğim şu işlemi uygulayalım. Bir bakalım şimdi ne olacak. Yine sonuç aynı. Şöyle yapalım. O zaman yüzde F mi diyeceğiz? Avaraj neydi? Tabii ki de F'ydi. Hemen deneyelim. Evet, 6.5 ve şuna nokta 2 dediğimizde bakıyoruz ki evet 6.5. Çok güzel bir örnek bu da. Şurada bu işlem çok önemli. Gerçekten şu işlem. Bakalım sum olunca da olacak mı? Bence olacak. Ondan değilmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet, hiçbir değişiklik yok. Yani şu şekilde de çalıştırabilirsiniz. Bu örnekte bu şekildeydi. Hep beraber görmüş olduk. Evet, merhaba arkadaşlar. Tekrardan ben şeye gittim. İnternet üzerinden sizin için bir soru çekmeye gittim ve hemen geldim. Şöyle burada yapacağımız örnek sayının asal olup olmadığını bulmak. Yani sayı asal mı asal değil mi ona bakacağız. Bu örneği beraber inceleyelim istedim. Onun için detaylı ayrıcalıklı bir örnek bulmak istedim. Biraz o yüzden şey oldu. Ama buldum sonunda. Integer sayı ve i demişiz. Integer asal mı olarak bir tanımlamışız. Çünkü sıfır olursa yani olmaz. Birden başlamamız gerekiyor. Sayı giriyoruz ve bunu okutuyoruz. Ne olduğunu sonra döngünün içine sokmuşuz. 2'ye bölmüşüz. Yani neden 2'ye böldük? Şöyle diyelim ki 5 2.5 olarak baktık. İyi, işte 2.5 geldi, arttırdı. O şekilde yani girdiğimiz sayıya göre kontrol yapacak. Bunun modunu alacak. Mod eğer 0'a eşitse asal değildir. Eğer 1'e eşitse burada asaldır. Onun için de burada şu şekilde bir işlem kullanmış. Asal mı 0 demiş, asal mı 1 demiş. Yani o da biraz enteresan olmuş açıkçası. Ben olsam böyle yapmazdım. Bu biraz daha işi zorlaştırmış. Çok farklı çözmüş. Şunları silebiliriz. Ben sizin için yazmıştım bunları. Bunları okuduğunuzu hesap ediyorum. Dediğim gibi güzel detaylı bir örnek. Ama daha kolay yolları da var. İnternet üzerinden ararsanız siz de bulabilirsiniz. Şu şekilde bir örnek çalıştıralım hemen. 8 sayısı 84 sayısı diyelim. Asal mıdır? Asal değildir. 5 sayısı asal mıdır? Asaldır kesinlikle. Tabii ki. Bu şekilde güzel bir örnek. Bu da burada kalsın. Nasıl kalsın? Şöyle kalsın. Hemen şunları alalım. Buradan al. Evet, şimdi başka bir örnekle daha karşımıza geldim. Bu örneğimiz ise bize eşkenar bir dörtgen verecek. Yıldızlar ile yapacağız bunu. Yıldızlar ile dörtgen yapacağız. Nasıl yaptık bunu? İki tane ayrı for döngüsü kullanarak. İki tane iç içe ayrı for döngüsü kullanarak. Yani toplamda dört for döngüsü. Yani burada ne yaptık? Şöyle söyleyeyim. Aslında
Üst tarafta ilk önce normal bir üçgen oluşturdum. Daha sonra alt tarafta ters bir üçgen oluşturdum. Daha sonra bunları birbirine bir satır boşluk bırakarak birleştirdim ve bir dörtgen ortaya çıktı. Yani üçgenleri birleştirerek yaptım. Daha mantıklı. Yani zaten olan da bu yani. Bundan başka bir şey çıkmaz ortaya. İnternet üzerinden de araştırdım biraz. Güzel bir örnek. Hemen inceleyelim. Hatta incelemeyelim, zaman kaybı olmasın. Siz videoyu durdurup incelersiniz diye düşünüyorum. Çünkü gördüğümüz, bildiğimiz şeyler, her şey aynı. Değişen hiçbir şey yok. Hiçbir tip yok. O yüzden bu olayları biliyoruz veya demek. İşte burada kullandığımız eventler, yani olaylar. Her şey aynı. Değişen hiçbir şey yok. Bunu da notlarınız arasına alın. Güzel örnekler bunlar. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar olsun. Güzel örnekler baktık, güzel örnekler çözdük. Ben bir şeyler öğrendiğinizi, bir şeyler kaptığınızı düşünüyorum. Tekrardan ileriki derslerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum.